zamanla direnemeyen yerlerimizden birisi de saçlarımız. Şimdi saçlarımız dökülüyor. Neden dökülür hocam? İlk olarak da onu sorayım. Şimdi saç maalesef kadın olsun erkek olsun hepimizin en önemli aksesuarlarından bir tanesi. Şimdi saç dökülmesi nedenlerine girdiğin zaman o kadar çok derya deniz ki, ama en çok rastlanan nedenlerden bir tanesi özellikle kadınlarda demir eksikliği anemisi. Toplumumuzda gerçekten çok fazla miktarda demir eksikliğine rastlıyoruz. Bunun haricinde yine bir takım vitaminlerin eksikliği, hormonal nedenler, stres faktörleri, yaşama koşulları vesaire, yani bir dolu nedenden saçlarımız dökülüyor. Ama erkeklerde de en büyük neden aslında androgenetik dediğimiz erkek tipi dökülme. Yani andro erkek, genetik zaten. Hani ismi üzerinde androgenetik dökülme. Şimdi burada erkeklerde ne oluyor? Özellikle bu tepe kısmındaki saçlarda kanda dolaşan erkeklik hormonuna duyarlı saç köklerinde reseptörler var. Eğer o reseptör çok fazla miktarda ise işte o hormonu orada görüyor, tanıyor ve saçı döküyor. Bu bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor. Her o saç döküldüğünde yeni gelen saç biraz daha böyle zayıf, biraz daha zayıf, biraz daha zayıf. En sonunda bebek tüyü. Yani bildiğiniz hani bu vücudumuzda ince tüyler vardır ya, en son o hale geliyor. Ama ölmüyor aslında. Ama bazen de tamamen ölüyor. Yani bu hadise oldukça. İşte burada kişinin saç dökülmesi nedenini eğer iyi tespit edersek ona göre de tedavi modellerimizi oluşturabiliriz. Şimdi diyelim ki erkek hasta saçı dökülüyor. Ama biz de bütün tahlillerine tabii ki baktık. Hiçbir şey bulamadık ama saç dökülüyor. Ne yapacağız? İşte bu noktada yapacağımız o kadar çok şey var ki PRP, mezoterapi, yenilerde yine saç lazeri çıktı mesela, inanılmaz güzel sonuçları var. Aslında hepsini yaptığı şu, saç kökünün kanlanmasını artırıyor. Ve orada saçın üretilmesini sağlayıcı mekanizmaları bunlar tetikliyor. Mesela ne yapıyor saç lazeri? Yapılan klinik çalışmalarda %85 oranında saç dökülmesine durdurduğu, %40 oranında da o hani dedik ya bebek tüyleri oluştu, onların daha büyük saçlar olmasını sağlıyor. Yani oluşmasını. Çünkü oradaki işte ATP mekanizmasını tetikliyor vesaire. Şimdi onun kısmına çok girmek istemiyorum. Ha keza yine saç mezoterapileri. Ne yapıyor? Bir saçın ihtiyacı ne? İşte protein. Ondan sonra oligopeptit diyoruz bunlara. Mineral, vitamin. Direkt siz bunları saç köküne enjekte ediyorsunuz. PRP mesela. PRP o kadar basit ki kendi kanınızı alıyorsunuz. Özel tüpleri var bunların. Tabii burada da şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Onu da uyarmak istiyorum. İnsan bünyesine uygun tüplerle çalışılması gerekiyor. Yani burada da dikkatli olunması gerekiyor. Uzman kişilerden yardım alınması gerekiyor. Bunları direkt saç köklerine uyguluyorsunuz. Tabii ki PRP ve mezoterapilerde biraz iğne olduğu için biraz ağrılı olabiliyor. Ama saç lazeri dediğimiz o tedavide kesinlikle ağrı, sızı hiçbir şey hissetmiyor aslında. Ha, belki hafif bir saçta böyle bir karıncalanma hissi olabilir işlemden sonra. Tek hissedecekleri bu. O tedavi esnasında bir 20-25 dakika kadar kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Telefonlarına bakabilirler, televizyon izleyebilirler. Son derece sadece biraz zaman ayırmaları gerekiyor. Şimdi kadınlarda hakeza. Şimdi kadınlarda dediğim gibi daha çok demir eksikliği anemileri. Bir de kadınların polikistik over sendromları biliyorsunuz. Yumurtalıktaki kistlerden dolayı çok dökülmeleri olabiliyor. Öncelikle bunları güzelce bir tespit ediyoruz. Tespit ettikten sonra mutlaka bunları da tedavi ediyoruz. Ama bu arada da saçın bir an önce toparlanması için yine bu dediğim tedavilerden fayda alıyoruz. Özellikle saç lazerine bayanlar çok rağbet ediyor. Kadınlar için ne biliyorsunuz, saçlar çok önemli. Çok da güzel sonuçları var tedavi anlamında.
Ama dediğim gibi öncelikle nedenini güzel tespit edersek, benim her zaman söylediğim şu: biz eğer bir hastalığın öncelikle neden olduğunu tespit edebilirsek daha çok faydamız olur. Ama çoğu zaman da tıpta maalesef şöyle bir durum var. Neden de bulamayabiliyorsunuz. Ama o zaman da bize hocalarımız derdi, hastalık yoktur, hasta vardır. Yani sonuçta biz hastayı tedavi etmek için uğraşıyoruz. Yani çoğu zaman da atlayan bir neden olmayabiliyor.